Medine, hicret esnasında sıradan bir konak yeridir. Hicretle birlikte büyük bir dönüşüm yaşayarak siyasi ve kültürel bir merkez haline gelir. Hz. Peygamber'in önderliğinde yaşanan bu dönüşüm, İslamiyet'i kabul etmiş tüm kesimlerce örnek alınır. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar Hz. Peygamber, Medine ve Mescidi Nebevi'dir. Programı izledikten sonra hicret öncesi Medine'nin siyasi, idari ve sosyal yapısı nasıldır? Hicretle birlikte Medine hangi düzenlemelerle bir medeniyet merkezi haline gelmiştir? Medine'deki medeniyet hamlesini başlatan Hz. Muhammed'in misyonu, kişilik özellikleri ve mirası nedir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Hazreti Peygamber tarafından harem ilan edilen Medine, haremeyin şehirlerinden biridir. Medine'nin bilinen en eski adı Yesrib'dir. Bu ad şehre ilk yerleşen Yesrib bin Vail'den gelir. Kötü fesat gibi olumsuz anlamlar taşıyan Yesrib'in yerine hicretle birlikte şehir anlamına gelen El-Medine'nin kullanımı yaygınlaşır. Hicretten önce Medine farklı siyasi ve sosyal bir yapıya sahiptir. Medine'nin ilk sakinleri Evs ve Hazrec'in çoğunluğunu oluşturduğu Araplarla Amalika ve Yahudilerdir. Bazen birbirleriyle savaşan bu kabileler Bağımsız bir şekilde kendi mahallelerinde yaşarlar. Sosyokültürel ve ahlaki alanlarda da yine kabile gelenekleri egemendir. Ekonomik hayatı kontrollerinde tutanlar ise Yahudilerdir. Ancak hicretle birlikte Medine'nin idari yapısı ve nüfusu da değişir. Hazreti Peygamber'in öncülüğünde yeni bir siyasi ve hukuki yapılanma oluşturulur. Bu yapılanma içinde sosyal, askeri ve ekonomik teşkilatlanma gerçekleştirilir. Bu gelişmelerle birlikte Medine başkent olur ve nüfusu da hızla artar. Hz. Peygamber vefat ettiğinde çevresiyle birlikte Medine'nin nüfusunun 60 bine ulaştığı belirtilir. Hicretin ardından Medine'de bazı iç düzenlemeler de yapılır. Bu düzenlemelerden en önemlisi Hz. Peygamber'in nihai söz sahibi kabul edildiği ve şehirdeki tüm unsurların katıldığı Medine vesikasıdır. Bu vesikanın amacı şehri dışarıdan gelecek tehditlere karşı güvence altına almak ve gayrimüslim unsurların Medine dışında yaşayanlarla işbirliğini engellemektir. Bir diğer önemli düzenleme de muahat denilen kardeşlik bağının kurulmasıdır. Kardeşlik bağı, muhacir ve ensar olmak üzere iki gruptan oluşan Müslümanların arasında kurulur. Hicretten sonra ibadetle ilgili de önemli gelişmeler kaydedilir. 5 vakit namaz, hicretten önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. Hz. Peygamber'in hicret esnasında Kuba'dan Medine'ye giderken ilk cuma hutbesini okuması ve namazı kıldırmasıyla cuma namazı farz olur. Namaz vakitleri de artık ezanla bildirilir. Hicretin ikinci yılında zekat ve oruç farz olur. Ardından Ramazan ve Kurban bayramları da kutlanmaya başlanır. Hicretten sonra Medine'de kentleşme teşvik edilerek şehrin İslamlaşması ile medenileşmesi arasında paralellik kurulur. Dini hayat, idare ve savunma, ekonomi ve pazar gibi medeni hayatın önemli üç fonksiyonu sırasıyla düzenlenir. Mescid-i Nebevi merkezli olarak düzenlenen şehir planının tamamlayıcı unsurlarından biri de çarşıdır. Çarşının yeri bizzat Hz. Peygamber tarafından belirlenir. Bakı mevkii ise mezarlık olarak şehir planına katılır. Su şebekesi ile şehir içi ulaşımın sağlanması için de tedbirler alınır. Şehrin fiziki yapısına ise sosyal ve kültürel amaçlı binalar eklenir. İslam medeniyet tarihi bakımından en önemli kurumların başında Mescid-i Nebevi gelir. Mescid-i Nebevi, hicretten sonra Medine'de bizzat Hz. Peygamber tarafından inşa edilmiştir. Sonraki dönemde kurulan yapı manzumelerine örnek oluşturan bu kurum, külliye geleneğinin ilk örneğidir. Mescid-i Nebevi'de hücre-i saadet ve ravza-i mutahhara gibi bölümler bulunur. Yapıya daha sonra minare, mihrap, minber, mahfil, şadırvan gibi unsurlar eklenir. Ayrıca İslam medeniyetinin gelişimiyle uygunluk arz eden tezinat gerçekleştirilir. Yapının Hulefa-i Raşidin döneminden itibaren düzenlenmesiyle ilgili faaliyetler, şehrin fiziki yapısında da önemli değişikliklere yol açar. İlk imamı hatibi Hazreti Peygamber olan müesseseye başta müezzin olmak üzere çeşitli alanlarda görevliler atanır. Emeviler döneminden itibaren de mescidin bakım, onarım, dini hizmetler ve eğitim öğretim faaliyetlerinin masrafları için vakıflar oluşturulur. İslam'ın ilk döneminde bütün resmi faaliyetler bu müessesede gerçekleştirilir. Mescid-i Nebevi Hazreti Peygamber'in devlet başkanı olması dolayısıyla siyasetin de merkezidir. Yine Hz. Peygamber'in muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olarak askeri teşkilatın, kadılık vasfıyla da adalet teşkilatının merkezi olmuştur. Ayrıca suffe ehli başta olmak üzere bazı kişiler için barınma yeri, misafirhane ve sosyal yardım mahalli olarak da kullanılmıştır. Bilindiği gibi Hz. Muhammed, vahiy yoluyla bildirilen inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini insanlara tebliğ etmiştir. Bunların anlaşılıp uygulanması konusunda da Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed, hayatın her yönünü kapsayan üstün bir ahlakla donatılmıştır. Onun ahlakını, fiziki özelliklerini ve özel hayatını anlatan eserlere Şemail adı verilir. Şemail, huy, tabiat, ahlak gibi anlamlara gelir. Hz. Muhammed'in fiziki özelliklerini anlatan edebi eserlerle aynı konuda hüsnihatla yazılmış levhalara da hilye-i şerif denilir. Peygamber sevgisini her şeyin üstünde tutan Türkler, bu sevgiyi büyük bir şevkle edebiyat ve sanatlarına aktarmıştır. Peygamberimizin Muhammed'den sonra en meşhur ismi aynı kökten gelen Ahmet'tir. Yaygın adlarından biri de seçilmiş anlamında bir sıfat olan Mustafa'dır bu seçilmiş kişinin şahsiyetini tanımak, iman ve gönül hayatını ona göre düzenlemek, İslam'ı benimseyen herkesin görevidir. Hz. Peygamber, derin bir kavrayış ve ifade kabiliyeti, sabır, cesaret, merhamet, adalet ve doğruluk gibi üstün niteliklere sahiptir. Bu özellikleriyle o, siyasi, hukuki ve sosyoekonomik alanlarda ortaya koyduğu değerleri uygulamayı başarabilmiş tek peygamberdir gösterişsiz bir hayat tarzını benimseyen Hazreti Peygamber zikredilmeye değer maddi bir miras bırakmamıştır. Onun en büyük manevi mirası ise tüm insanlığı hidayet ve selamete kavuşturacak olan Kur'an ve sünnettir. İşte bu örnek şahsiyetin liderliğinde Arap Yarımadası'ndaki siyasi yapı çeyrek asırda değişir. Kabileler halinde yaşayan Araplar onun sayesinde birleşerek millet olur. Kur'an ve sünnet etrafında şekillenen İslam dini ve medeniyeti böylece geniş bir coğrafyada etkisini hissettirir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra takipçileri onun davetini daha geniş alanlara ulaştırırlar. Medine'de başlayan medeniyet hamlesi de bu şekilde tüm dünyaya yayılır. Hicretten sonra Medine'de kentleşme teşvik edilerek şehrin İslamlaşmasıyla medenileşmesi arasında paralellik kurulur. İdare ve savunma, ekonomi ve pazar, dini hayat gibi medeni yaşamın en önemli üç fonksiyonu sırasıyla düzenlenir. Muhacir ve ensar arasında kardeşlik bağı kurularak sosyo-kültürel ve ekonomik sorunların çözümü kolaylaştırılır. Medine vesikasıyla şehir dış tehditlere karşı güvenceye alınır. Hicretten sonra Medine'de bizzat Hazreti Peygamber tarafından inşa edilen Mescid-i Nebevi şehirciliğin dönüm noktasıdır. Yapı, sonraki dönemde kurulan yapı manzumelerine örnek teşkil eder. Hazreti Peygamber'den geriye maddi olarak zikredilmeye değer bir miras kalmamıştır. Buna karşılık tüm insanlığın kurtuluşunu sağlayacak Kur'an ve Sünnet gibi büyük bir manevi miras kalmıştır. Bu programda hicretten önce ve sonra Medine'nin siyasi, idari ve sosyal yapısı üzerinde duruldu. Hz. Muhammed'in misyonu, kişilik özellikleri ve mirasından söz edildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam Tarihi ve Medeniyeti 1 ders kitabının 4. ünitesinde bulabilirsiniz.